Merhaba arkadaşlar, yeni bir teknolojik yardım videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde bilgisayarımızı hızlandırmak için neler yapabileceğimizi göz atacağız. Bununla ilgili daha önce de farklı videolar çekmiştik ama o videolarda bazı programlardan faydalanmıştık. Bu sefer ise herhangi bir programdan faydalanmadan bu işlemleri yerine getirmeye çalışacağız. Bunun için de iki farklı Windows dizininden programından faydalanacağız. Harici bir uygulama yüklemeden bu işlemleri yerine getireceğiz. Bunun için de hemen işlemlerimize bakalım. Neler yapacağız? İlk olarak bir temizlik yapacağız. Daha sonra da sistemi hızlandırmak adına dosyamızın, hard diskimizin durumuna bakacağız. Ve hemen CES yüzüne bakıyoruz. Siz de yani şu anda hiç iyi durumda değil. Çünkü en büyük problemlerden birisi CES sürücüsünün aşırı yüklemeyidir. Şu anda gördüğünüz gibi bende kırmızı bir hale almış durumda. Yani acilen temizlik yapma uyarısını veriyor. Sağ tık yapıp hemen özellikler kısmına geliyoruz. Özellikler penceresinde diski temizle seçeneğini işaretliyorum. Ve şu anda gerekli işlemler için bilgileri topluyor. Windows üzerinden yapacağız bu işlemleri. Herhangi bir harici uygulama kurmayacağız. Bu yüzden diğer hızlandırma yollarından biraz daha farklı bir işlev yerine getireceğiz. Burada artık silmek istediğiniz neler varsa yer kazanmak adına mesela çöp tenekesini, geçici dosyaları silelim. İnternet dosyalarını da kaldırabiliriz. 19 MB var. Çok fazla bir yer kaplamadığı için durmasında fayda var. Windows hata dizinleri ediyorum. Sistem dosyalarını temizleye de işaretleyeceğiz. Ve tekrar işlemin yeniden başlamasına bakacağız. Çünkü sistem dosyalarında şu tarz işlemler de oluyor. Kurmuş olduğunuz update'lerin yedek dosyaları bulunuyor. Çeteli dosyalar, hata döküm dosyaları bulunuyor. Ayrıca sistem dosyalarının içerisinde en fazla yeri kaplayan, özellikle büyük sıkıntı yaratan Windows Alt dosyası üzerindeki dosyalar. Bu işlemle Windows.alt klasöründe içerisini temizlemiş olacağız. Ben daha önce temizlediğim için çok fazla bir kazanım olmayacak ama bununla ilgili de daha önce bir yine yardım videosu hazırlamıştık. Bu videomuzda ikisini birleştirilmiş olduğu daha genel bir video halinde yayınlıyoruz. O yüzden Windows Alt klasörü içerisinde daha önce bir Windows'u yenileme yaptıysanız, yani üzerine tekrar bir onarma işlemi yaptıysanız, dosyalarınızın kaybolmaması için Windows.alt şeklinde, alt eski anlamında, eski Windows dosyalarını Windows saklamaya devam ediyor. İsterseniz tabii ki bu şu anda yapmış olduğumuz işlemiyle Windows.alt klasöründe kaldırarak çok fazla bir alan açma imkanına sahip oluyorsunuz. Çünkü elinizde bulunan, daha doğrusu bilgisayarınıza daha önce yüklü olan dosyaların boyutuna bağlı olarak Windows.alt 35-40 GB kadar çıkabiliyor. O yüzden de çok fazla bir bu bölümde yer tasarrufu sağlamış olacağız. Temizlik işlemi yaptıktan sonra defrag olayına gireceğiz. Defrag çok tartışılan bir konuydu bilgisayarla ilgili olarak. Yıllarca hiçbir faydası olmadığı yönde tartışmalar oldu birçok kullanıcı tarafından. Ama şunu söyleyebilirim, kesinlikle %100 faydalıdır. Tartışma açık bir konu değildir benim için. Defrag yapmanız gerekiyor. Daha Türkçe bir tabirle disk birleştirme işlemi yapacağız. Disk birleştirme kesinlikle bilgisayarınızda gözle görülür bir hız artışına sebep olur. Tabii ki hard diskinizdeki dosyaların konumuna bağlı olarak bu hız artışı olacaktır. Eğer hard diskinizin %80'i %90'ı boşsa birleştirme işlevi yaptığınızda herhangi bir faydasını göremeyeceksiniz. Hiçbir hız değişimi olmaz. Ama %70'i %80'i doluysa o hard diskin, bu hard disk üzerindeki bilgilerin çağırma sırasını düzenlemeniz demek defrag, birleştirme işlemi yani. Aynı programda kullanılan dosyaların hard disk üzerine yazılırken aynı yan yana yazılması anlamına geliyor. Hard diskin manyetik ucu da tabii ki daha az hareket edeceği için bu programları çalıştırırken, özellikle büyük boyutlu programlarda oluyor bu. Yani 8-10 GB alan kaplayan programlarda daha kolay verilere ulaşacağı için de inanılmaz bir hız artışını sağlayacaktır. Henüz temizleme işlemimiz bitmedi. Windows dosyalarını taramaya devam ediyor Windows. Bittiği zaman burada temizlik işlemini yapacağız. Tekrar bir bakalım. İnternet dosyalarını kaldırmak istemiyorum. Windows Update'i sileceğim. Hata dosyaları çok fazla yer kaplamadığı için elemiyorum. Geri düşüm konusunda bir 5'lik bir yer var. Onun dışında çok bir şey fark etmiyor. Tamam diyorum. Temizlik işlemlerini
tamamlasın. Daha sonra disk birleştirme işlemi yapacağız. Tabii ki bu da yeterli olmayacak. 2 GB'lık bir alan açtık ama hala en az bir 35-40 GB'lık boş alanda çalışması faydalı olacaktır Windows'umuz için. Bu yüzden daha fazla gereksiz dosyalarımı farklı yerlere taşıyacağım ya da silmek zorunda kalacağım. Tekrar C sürücüsüne geliyorum. Çünkü temizlik işlemi bitmek üzere. Sağ tık yapıyorum. Özellikleri açtım ve temizlik disk temizleme işlemini bittikten sonra hemen ikinci işlemime başlayacağım. Çok az bir bölüm kaldı. İkinci işlemimiz için araçlar menüsünden faydalanacağız. Yine araçlara tıklıyorum. Bu bölümünde alt durumda bulunan en iyi duruma getir seçeneği, yani birleştirme seçeneğine tıklıyorum. Birleştirme seçeneğinde size asıl faydalı olacak şudur. Yani D sürücüsünde tabii ki birleştirebilirsiniz ama programların çalıştığı veya D sürücüsünde herhangi bir program kurmuyorsanız oraya birleştirme işlemi çok bir yer veya hız artışına sebep olmayacaktır. Asıl hız artışını programlar çalıştırırken, oyunları çalıştırırken göreceğiniz için C sürücüsünü mutlaka yapın. D size kalmış. Yapmanızda tabii ki fayda var. Yani harç çizginin düzenli durması her zaman için faydalıdır. Ama C sürücüsünü mutlaka iyileştirme yapmanız gerekiyor. Şu anda çözümle diyorum C sürücüsüne. Çözümleme işlemi yaptıktan sonra da birleştirme işlemini başlatacağım. Bitmek üzere. Zaten bakımda Windows artık 7 ve 8. Windows 7 ve 8'de bu işlevleri bakım yaparak aylık bakımlarda kendisi sürekli yapıyor zaman zaman. Tabii ki siz bakım ayarını açtıysanız yapıyor. O yüzden şu anda %0 parçalanmış şekilde görünüyor bende. Herhangi bir problem yok ama sizin için işlevi nasıl yapacağınızı görmek açısından bu işlevi de başlatmış oldum. Dediğim gibi bakım açarsanız bu işlevler kendi arka planda, Windows arka planda düzenli olarak yapacak ve bilgisayarınızdaki yavaşlama sorunu ortadan kalkacak. Tabii ki bu iki işlev yeterli değil. Bilgisayarınızda virüs kaynaklı da bir başlama olmazsa ihtimali kuvvetli muhtemel. Bu yüzden hala bu işlevlerden sonra yine de herhangi bir hız artışı göremiyorsanız bir virüs tarama işlemi yapın. Komple hard disklerinizi tarayın. Arka planda çalışan herhangi bir harici uygulama var mı yok mu onlara göz atın. Onları da tamamladıktan sonra artık donanımla ilgili yapabilecekleriniz artık sonlanmış demektir. Bundan sonraki yavaşlama sebeplerini artık donanım üzerinde aramanız gerekiyor. Donanımda da bir numaralı düşmanınız olan toz üzerine yapacaksınız. Bir temizlik ve bilgisayarınızın kullanım süresine ve sıcaklığına bağlı olarak termal macundaki yenilemeler bilgisayarınızda çok net bir şekilde hız artışlarına sağlayacaktır. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Örnekleme açısından bunları başlatmıştık. İşlevleri burada bitiriyorum. Bir sonraki teknolojik yardım videosunda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.